Hoş geldin kadınım. Al bugünümü yarınlarımı, senindir artık canım. Senle unuttum acılarımı, hoş geldin adamım. Al bugünümü yarınlarımı, senindir artık canım. Bekarların başına ellerindeydi ellerime, gözlerin güldü gözlerime. Aşkını hissedip ta yüreğimde, senle olmak ne güzel. Nasıl da hasrettim gözlerini, sonunda kavuştum düşlerime. Sonsuz benim.
Harika. Original mı?
Sevin Abam'dan güzel kızı sıra geliyor. Orgin Amno. Yes sir. Gözün kaşın ayrı ya, seni küflü kaşın.
kötülük. Biz babadan böyle gördük. Oh.
Güzelimle herkesi bürler.
akıllı babasına geliyor. Orginal mı? Benim çocuğum gibi tarikatı yok. Benim kızım gibi güzeli de yok. Param değilse para bende çok. Çok çok bizim gibi yok. Benim çocuğum gibi tarikatı yok. Benim kızım gibi... Özellikle Kemal'a geliyor. Kervan Kemal'a geliyor. Para bende çok. Çok çok canım vereyim. Sizin için yaşadım ben. Sizin için çalıştım ben. Sizin için ölürüm ben. Of aman be. Sizin için yaşadım ben. Sizin için çalıştım ben. Sizin için ölürüm ben. Oh, aman be. Haydi orkestra hazırlayın. Thank you.
Cemile'ye. Yeah.
şaşırdık. Güzellerin mayası, yok anında karası. Helal baktı şahası, verdi onun babası. Gelin aldı şafak, biz attık kapak. Onu gören şaştı, herkes şaşırdı. Güzellerin mayası, yok anında karası. Helal baktı şahası, verdi onun babası. Oh,
bakıyor. Akıllı kız ısına geliyor. Aile baba. Kızım var yavrum, yavrum var. Çok tatlı yavrum var. Kızım var. Çok güzel kızım var. Yavrum, yavrum var. Akıllı yavrum var. Mis kokulu gülsün. Kafeste bir gülsün. Sen benim ömrümsün. Oh.
özellikle Kaynana'dan onun güzel güveysine geliyor. Zaprekrasa tamada Toykas bir çamba. Yaşa. Haydi özellikle damada geliyor. Kaynana'dan damada geliyor. İzara en basit esmer tabi orginallı. Çınar turuncu, çayda çekerek. Alayla alayla.
Fuat Bey'le geliyor orijinal mı? Haydi yaşa. Bak
Emo, Cemile'mi tatlı, kahvemi tatlı. Cemil. Sağ ol be güzel güveyim. Cemile. Cemile kim tatlı kızım? Sunay. Sağ olsun güzel Sunay. Akıllı Sunay. Bütün mahalle söylemiş hani Cemile'yi aldım. Çok hayırsızsın. Çok yanlış anladılar. Yaşa be güzel Sunay. Kimse aldattıramadı onu. Sen aldattın onu. Çünkü çok güzelsin. Güzelliğine vuruldu. Yaşa be güzel Sunay. Su gibi gitsin size ana. Bizden de az liste olmalısın. Manko söylemezseniz. Hiç aşağı kalmazsanız ana. Haydi tüm duvarlarınız size. Çal be. Paramı da ye dama.
Gitmişti. Nereye diye soramadım. Bir ıslık sesi duydum.
Sormuyordu ama bekliyordu. Dedikleri doğruydu. Ne olursa olsun et tırnaktan kopmuyordu. Sunshine.
Bilmemiz gerekir ki nasıl ki abdesti bozacak haller varsa
ve nikahı da bozacak haller vardır. Onlardan bazıları da nelerdir? Eğer bir kimse nikah hakkında kötü bir söz söylerse veya aşağılayıcı bir söz söylerse veya alay edici bir söz söylerse bu insanın hem nikahı durdurulur hem de anında küfre düşmüş olur. Bu yüzden de kişi kendini bunlardan koruması gerekir. Anlatacağız mı şeyler? Sen mi anlatacaksın onu? Sen anlatacaksın. Sadece demek haklarını anlatacağız kadının ve erkeğin haklarını. Kadının hakları erkeğinin üzerinde ona bir çatı sağlamak, yani bir ev sağlamak. Ona kış günü kış elbisesi, yaz günü yaz elbisesi ve onun bakımını yükleneceksin. Yani nafakayı yükleneceksin. Ve ona durduk yere bağırmayacaksın, onun kalbini kırmayacaksın, ona yüksek sesle konuşmayacaksın. Ve onun haklarından bir tanesi daha vardır, o da mekirdir. Ve bu senin hakkındır. Ve bu mekir olabilir altın, olabilir gümüş, olabilir araba, olabilir ev, olabilir bonbon, olabilir buza. Ve bu senin hakkındır. Bunu hiç kimseye danışman gerekmiyor. Ve herhangi biri sana da diyemez, bunu iste. Bu senin hakkındır. Ve sen kendini ona evlendirirken bu mehiri şimdi mi söyleyeceksin yoksa aranızda mı anlaşacaksınız? Aa, ona sormayacağım. Bu senin hakkındır. Sen kendi içinden ne gelirse bunu isteyeceksin. Eğer burada söylersen gerek yok. Burada söylersen onu evlendirirken kendini. Tamam o zaman dur. Şimdi onun hakları senin üzerinde. Erkeğini her konuda dinleyeceksin. Hatta saçının rengini bile değiştirirken ona soracaksın. O dediği zaman sana filan elbiseyi giyme, giymeyeceksin. Filan kişiyi evime sokma, sokmayacaksın. Filan kişiyle konuşma, konuşmayacaksın. Ona surat yapmayacaksın, yüksek sesle konuşmayacaksın, hizmet yapacaksın. Sadece tek iki konu hariç her bir konuda onu dinleyeceksin. Hatta annene bile giderken ona sorman gerekiyor. O iki konuda nedir? Biri sana derse ki namaz kılma, onu dinlemeyeceksin. Veya sana dediği zaman dini dersleri öğrenme, onu dinlemeyeceksin. Sadece tek bu iki konu hariç kalan her bir konuda onu dinleyeceksin. Ve kısaca özetler bunlardır. Artık sana o evde anlatır neler bozar ve nelerden kendini koruman gerekir. Şimdi sen ona bakarak de ki ben kendimi sana evlendiriyorum ve bu mekiri de söyleyeceksin. Hakkın olan mekiri. Ben kendimi sana evlendiriyorum. Mekiri de söyle, ne isteyeceksin? Bak Sevinç, ne de var borcunu istersen. Her günlük bir zincir. Ay, tamam. Gramı söyleyecek mi? Gramı ne kadar? 20 gram. Haydi. Tamam, ayarı da artık aramızda anlaşalım. Sen bile bembo evliliği kabul ediyorsun. Bembo evliliği kabul ediyorum. Anlaşacağımız mekir üzere. Mekir üzere. Şahitler razıysa. Sen de ağam nerede? Razıyız. Buradayım. Razıyız tabii. Allah sizi bir yastıkta koyacaksın inşallah. Nikahınız kutlu olsun. Vahru davam. Metke ya erhamer rahimin. Rabbi hurli velil mu'minine velil mu'minat. Gelin al, bundan öpebilirsin. Hatice, hiçbir yerlerin bu mikrofonu. Bastım. Tamam, bir kere öyle olur, inkar kıyıldım, ayağa bak. Emol, bravo. Sağ ol. Haydi kaçalım, bak. Hazır. Çatlar, çatlar. Patlar? Patlar, kime yaramasa. Kırak, kırak, kırak. Hatilete ve hatilete.